Kur'an'ı tercüme etmek büyük bir sorumluluktur. Büyük bir vebaldir. Kur'an'ın ruhunu genel olarak düşünmezseniz toplumda kaosa neden olan kelimeyi kullanırsınız. Bugüne kadar yapılan Kur'an tercümelerinin hepsi 8 tane anlamın içinden 7 tanesini tercüme edenler hasılaltı etmişler. Bir anlamını ön plana çıkarmışlar. Dövün kelimesi nelere mal oluyor 1400 yıldır? Hocam inanamıyorum. Şu an inanamıyorum. Ben Kur'an'ın Türkçesini de okumuş biri olarak. Ahzab suresinin 37. ayeti. Hazreti Muhammed'e iftira edecek şekilde tercüme etmişler. Emelullah Hamdi'nin yaptığı tercümede yapılan hataların aynısını onun sonraki yapılan tercümeler copy paste yapmışlar. Bu kadar din alimi pek çok kişinin çıkıp bunu bağır bağır söylemesi gerekmez mi hocam? Gençler şu anda maalesef din diye uygulamaları gördükleri zaman ve hele hele bir de yanlış tercüme edilmiş Kur'an'ı okudukları zaman dinden soğumaları haklılar. Bu akşam çok çok kıymetli bir konuğum olacak. Onu ağırlayacağım için YouTube kanalımda ayrıca heyecanlıyım. Biraz hemen bahsetmek isterim, sonra da hemen hocamızı canlı yayına davet edeceğim. Profesör Doktor Gazi Özdemir çok kıymetli bir nöroloji uzmanı. Gerçekten işinin en takdir edilen, en saygı görülen uzmanlarından bir tanesi. Mesleğinin zirvesinde, yurt içinde ve dışında pek çok önemli makalesi yayınlanmış, birbirinden kıymetli nöroloji bilim dalında eserler ortaya koymuş. Ama onu herkesten ayrıcalıklı kılan mesleğinin zirvesinde yaşıyor olmasıyla birlikte, nöroloji alanında çok önemli bir uzman olmasıyla birlikte işte... Sadece bir kısmı olan bu eserler. Şimdi bu kadar önemli bir nöroloji uzmanını, bir bilim insanını bu kitapları yazmaya iten bu Kur'an-ı Kerim tercümesi ama akıcı anlam Türkçesi ve öğretici güncel yorumu ile Allah'ın tek dini İslam'a son davet Kur'an isminde böyle bir çevirisi var. Müthiş bir eser. Din ve Beyin bugün elimden bırakamadığım kitabı oldu ki bugün temel sohbeti de bunun üstünden yapacağız. Tevrat ve İncil'den önceki İslam, hemen elimdeki kitaplarını göstererek başlayacağım size. Kur'an ve Son İslam, Kur'an Kadını Koruyor. Bunlar sadece elimdeki kitaplar, Gazi Özdemir'in 10 kitabından işte buradaki sadece 5 tanesi. Dolayısıyla çok çok kıymetli bir konuğumuz var. Çok merak ediyorum, bir bilim insanını Kur'an-ı Kerim'i bu kadar incelemeye iten nedir? Ondan öğreneceğimiz çok şey var. Sayın hocam iyi akşamlar. Evet iyi akşamlar canım. Çok teşekkür ederim önce beni kırmadığınız için bu akşam. Çok mutlu oldum. Şimdi hocam ülkemizin en kıymetli nöroloji uzmanlarından birisiniz. Yani bildiğim kadarıyla yani çok çok önemli işler yapıyorsunuz ama beyni anjiyo yapıyorsunuz. Yani hani hekimliğin de zirvesi sanki beyinle ilgilenen alan. O yüzden bilimin çok takdir ettiğimiz bir alanda çok çok önemli yurt içinde ve dışında çalışmalarınız var. Ama bir taraftan da hani bizim bilimden çok uzak sandığımız Kur'an'la ilgili bir ömür insanın vereceği çalışmalarınız var. O yüzden bu akşam aklımdaki pek çok soruyu sizinle paylaşacak olduğum için çok mutluyum. 10 kitap var galiba değil mi hocam? 9. 9 kitap var. 9 meslek dışı kitap Kur'an'la ilgili. Hı-hı. Ama meslekle ilgili benim 5-6 tane de ayrıca kitaplarım var. Önce şunu sorayım. Bütün bu kitapların gelirlerini bir vakfa bağışlıyorsunuz değil mi? O vakıfta da tıp öğrencileri okuyor. Evet. Önce oradan başlayalım isterseniz. Ne oluyor kitapların gelirleri? Nereye gidiyor? Bunu anlatayım size. Şimdi esasında bu kitaplar benim Kur'an'la ilgili bilgilerimin zekatı. Öyle değerlendiriyorum. Çünkü benim liseden, ergenlik döneminden başlayan sorgulayıcı ve araştırıcı karakterimle ben esas memleketim benim Hatay'dır. Antakyalıyım.
Ana dilim de Arapçadır. Ve Antakya'nın bir özelliği, bütün dini görüşleri içeren toplumlar var Antakya'da. Ve bu dini görüşleri içeren toplumlar bir arada asıllardan beri herhangi bir çekişme, herhangi bir kavga, herhangi bir hoşnutsuzluk duymaksızın kardeşçe geçinen bir toplumdur Antakya halkı. İşte bu Antakya halkının bu kaynaşması yanında lise çağında benim başlayan sorgulamalarım var. Şimdi ve o sorgulamaları ben biraz açacağım ve vakfa geleceğim. Şimdi Lütfen. Allah tek diyoruz. Ta o çağımda, o gençlik çağımdan benim lise çağından başlayan sorgulamalarım Allah tektir. Ama niye farklı dini görüşler var? İlk sorguladığım soru bu. Peki farklı dini görüşler var ki bizim Hatay'da her türlü dini görüş toplumları var. Ama farklı mezhepler var. Peki bunlar niye? Ve bu farklı dini görüşler, Allah'ın tekliği yanında farklı dini görüşler, farklı mezheplerin oluşu benim garibime gitti. Ve bunun üzerine ben oradaki toplumların dini liderleri vardır. Onlarla ben zaman zaman buluşup sohbetlere başladım. Sohbetlere başladım ama benim düşüncelerimi ve sorularımın karşılığını bulamadım bir türlü. Onun üzerine ben peki ne yapacağım, nasıl işin içinden çıkacağım? Bunun üzerine dayanacağım tek belgenin Kur'an olduğuna karar verdim. Ve işte benim Kur'an arkadaşlığım lise çağından beri başlayan bir arkadaşlıktır. 55 yıllık bir Kur'an arkadaşlığım var. Ve bu Kur'an arkadaşlığına başlarken Türkçesinden başladım ama yanına Arapçasını koydum, yanına İngilizcesini koydum. Ve bu şekilde bütün Türkiye'de çıkan bütün Türkçe Kur'anları, Arapça Kur'an'ını ve bütün diğer İngilizce, 3 tane İngilizce Kur'an'la teşrik-i mesaiye başladım. Arkadaşlığa başladım, ahbaplığa başladım. Başladım ama bu arada Allah inancım, tek Allah inancım pekişmeye başladı ama bu pekişme tıp fakültesini, liseyi bitirip tıp fakültesini kazandığımdan itibaren daha da iyice pekişti. Allah inancı. Çünkü insan vücudunu anlamaya başladım. Tıp fakültesinde öğrenciliğe başlamakla birlikte. Ve tıp fakültesini bitirdiğim zaman artık benim insan vücudu konusundaki bilgilerim iyice artınca benim inancım daha da pik yapmaya başladı. Tıp fakültesini bitirdikten sonra öğretim üyeliği nöroloji branşına başladım ve beynin mükemmelliği karşıma çıkmaya başladı. O zaman beynin mükemmelliği, çalışma ahengi, öğretim üyeliğimde ilerledikçe gördüm ki beynin mükemmelliğiyle bizim şu dünya beynimizle bizim Allah'ın gücünü belirlememiz, tartmamız veya ölçmemiz veya değerlendirmemiz mümkün değil. Bu sırada tabii ben Kur'an araştırmalarım, Kur'an okumalarım artık onu frenleyecek halde olmadım. Bunlar Kur'an bilgilerim birikti ve gördüm ki tıp fakültesinin öğretim üyesi iken diğer öğretim üyesi arkadaşlardan, diğer bütün arkadaşlardan Kur'an bilgisi yönünden ben fersah fersah fark atmışım. O fark atmışlığımı fark edince bu sırada 1999 yılında eşim trafik kazasında vefat etti. Profesör Doktor Necla Özdemir göğüs hastalıkları öğretim üyesi. Bunun üzerine biz 2 tane çocuğumuz söz konusu iken üçümüz oturduk. Annelerinin adına bir vakıf kurduk. NÖVAK Vakfı. Profesör Doktor Necla Özdemir Vakfı diye bir vakıf kurduk. Ve kendi aile vakfımızla, kendi imkanlarımızla Eskişehir Tıp Fakültesi öğrencilerine burs vermeye başladık. Burs vermeye başladık ama vakıf namına. Bu sefer benim kafama takılan soru şu oldu. Ben bugün hayattayım. Yarın Allah nasip ettiği zaman olmayacağım.
O zaman vakfın gelirini devam ettirmek için ne yapabilirim? Onun sorgulamasıyla uğraşırken bu sefer aklıma benim yılların birikimi, Kur'an bilgilerimin zekatını vermek geldi. Ne yapacağım? Kitap yazacağım. Kur'an bilgilerimi kitaplaştırmam ve topluma mal etmem lazım. Topluma aktarmam lazım. Bunun üzerine işte Din ve Beyin kitabı piyasaya çıktı. Ve Din ve Beyin kitabı şu anda 13. baskıdır. Ve bu kitabın ilk baskısı 550 sayfayken şu anda elinizde tuttuğunuz kitap 650 sayfadır. Gördüm ki ben öğretim üyeliği sırasında beynin temel çalışma prensipleri var. Ve beynin temel çalışma prensipleriyle Kur'an'ın insanlara empoze ettiği temel prensipler hemen hemen aynı. Ve bunları ben derleyip toparladım. 9 tane prensip belirledim. Ve bu 9 tane prensip hem Kur'an'da var hem beynin temel çalışma prensipleridir. İşte bu temelde bu kitap gerçekten iyi ses getirdi. Şu anda 12. baskı bitti. 13. baskıya geçilecek ve bunlardan bayağı biz öğrenci bursu veriyoruz. Tabii arkasından bu kitap çıktığı sırada biz Sabah Tümer'le 8 saat program yaptık. Uylum Talyol'a yaptık, Bal Çiçek'le yaptık, İzel Aydın'la yaptık. Onlarla yaptığımız programlar tabii şöyle pek bilgiler döndü. Hocam dediler, sizin ana diliniz Arapça. Din ve Beyin kitabında 500'e yakın ayetin yorumunu yapmışsınız. Ve onların tercümesini yapmışsınız. Ve sizin yaptığınız tercümeler diğer gördüğümüz Kur'an tercümelerinden farklı olmuş. Acaba siz zaman ayırıp bu Kur'an'ı bizim anlayacağımız dilde, anlayacağımız şekilde ve ana dilinizde ve öğretim elinizden faydalanarak anlaşılır bir şekilde tercüme etmez misiniz diye bana baskılar başladı. İşte ben oturdum, 5 sene günde 6 ile 8 saat bilfiil çalışarak Kur'an'ın tercümesini 5 senede bitirdim. Diyeceksiniz ki bu Kur'an tercümesinin diğer Kur'an tercümelerine farkı oldu mu? O açıklamayı ben şöyle yapayım. Şimdi bütün diğer Kur'an tercümelerini tercüme ederken çok büyük hizmetler yapmışlardı tercüme edenler. Allah razı olsun diyeceğim. Ve başta tabii Elmalı Hamdi. Atatürk'ün verdiği ve Kur'an'ın Atatürk'ün desteğiyle tercüme eden kişi. Elmalı Hamdi Kur'an'ı Arapçadan tercüme etmedi, Farsçadan tercüme etti. Çok enteresandır o. Yani önce Kur'an Arapçadan Farsçaya tercüme edilmiş. Elmalı Hamdi de Farsçaya çok hakim olduğu için Farsçasından Türkçe'ye tercüme etmiş. Enteresandır. Baktığım bütün Kur'an tercümelerinde Elmalı Hamdi de dahil kelime tercümesi, motomot kelime tercümesi yapmışlar. Benim yaptığım tercüme ise anlam tercümesidir. Yani anlam tercümesini yapabilmek için bir ayet alıyorsunuz, bütün sureyi göz önünde bulunduruyorsunuz, bütün Kur'an'ın hepsini göz önünde bulunduruyorsunuz ve Kur'an sizin beyninizde bir paragraf olarak bulunuyor. İşte o paragrafa dayalı olarak tercümeyi yapıyorsunuz. Ve ben bu tercümeyi yaparken de ana dilim Arapça olmasının verdiği avantajla bazı tercüme hataları yakaladım. Ve o tercüme hataların çoğunu düzelttim. Ve onların içinde de en çok düzelttiğim Kur'an tercümesinin olan kadınlarla ilgili oldu. Enteresandır. Ve Kur'an'da kadınların aleyhine tek bir kelime söz konusu değildir. Ve Kur'an'da eğer okurken kadının aleyhinde tek bir kelime görürseniz kesinlikle bu tercüme hatasıdır. O bakımdan şunu söylüyorum. Kur'an'ı okurken, tercümesini okurken benim çevirdiğim tercümede dahil diyorum ben konuşmacıları konferanslarımda. Çevirdiğim Kur'an tercümesi de dahil hangi tercümeyi okursanız içinize sinmeyen, içinizde kabul etmeyen ve içinize ufacık bir ya benim kafama yatmadı dedirten bir tercüme okursanız onu hemen kabul etmeyin. Aklınızı kullanın, düşünün ve sizin doğrunuza varın. Ve o ayetin doğrusu sizin doğrunuz olsun. Çünkü Ama hocam burada bir şey soracağım size.
Şimdi mesela geçtiğimiz yayında da fizikçi yazar Olgun Aydoğ'uyla bir program yaptık. O da Kur'an'da kelime kelime baktığında işte gezegenle yıldız kelimesinin yanlış tercüme edildiğini, yerine koyduğunda bütün hatanın düzeldiğini söyledi. Ama sizin söylediğiniz şey, yani kadınlarla ilgili o yargılar kesinlikle yanlış diyorsunuz ya. Ben de diyorum ki, yani insan aklım diyor ki hadi birisi yanlış tercüme etti. Bu kadar din alimi, bu kadar ilahiyat fakültesi mezunu, bu kadar hoca. Yani size gelene kadar pek çok kişinin çıkıp bunu bağır bağır söylemesi gerekmez mi hocam? Söyleyenler oldu. Ben isim vermeyeceğim şimdi. Çünkü üç kişi şu anda Kur'an'daki bu tercüme hataları üzerinde biz istişarede bulunuyoruz. Fikir alışverişleri de yapıyoruz bu üç kişiyle. Bu arkadaşlarla beraber karşılıklı konuşmalarımız sonunda da şöyle bir sonuca vardık. Allah rahmet eylesin ve gani gani rahmet eylesin. Emel Hamdi'nin yaptığı tercümede yapılan hataların aynısını on sonraki yapılan tercümeler copy paste yapmışlar. Yani copy paste yapınca da bu sefer hatalar aynı devam etmiş. Enteresandır. Yapılan hataların çoğu da maalesef halen toplumumuzda kaoslara, karmaşıklara neden olan ve Kur'an'la ilgili olumsuz ön yargı oluşturan yanlış tercümeler. Örneğin en başta Nisa suresinin 34. ayeti sürekli tartışılan ayetlerden biri durbuhunla kelimesi var orada. Eğer eşiniz bir de orada enteresandır Arapçanın özelliği var. Kur'an'da sanki erkeklere hitap eden bir kitap izlenimi var. Arapçada eril ve dişil ifadeler var. Yani erkek hitap ve kadına hitap. Erkeğe hitap genelde yönetmelikler, kanunlar ve bütün toplumu ilgilendiren kitaplarda erkeğe hitap edilir. Hani bizim İngilizce'deki he-she gibi herhalde, değil mi hocam? Evet, aynen öyle. Ama erkeğe hitap ediliyor ama esasında her iki cinse aynı anda hitap ediliyor demektir o. Yani hem Resmi erkeğe hitap gibi. ediliyor hem kadına hitap ediliyor demektir. Onun için cinsiyet ayrı yapılmaz orada. Ama o kitaplarda kadına hitap ederken de o da aynı şekilde hem kadına hitap ediyor hem erkeğe hitap ediliyor demektir. Bunu çok iyi bilmek lazım. Eğer iyi bilmezsek o zaman yanlış ön yargıya gireriz. Aynı Kur'an'ın çoğu kişi tarafından bana iletilen çünkü Kur'an sadece erkeğe hitap eden bir kitap gibi. İşte bu özelliği bilmediklerinden dolayıdır. Onun için Nisa suresinin 34. ayetinde sanki kadına hitap erkeğe hitap ediyor ama kadını da ön planda tutuyor demektir o. O zaman erkeğe hitaben eğer eşin olur da seni üzen bir davranışta bulunursa onu ikaz et. Baktın ikazın fayda etmedi. O zaman yatağını ayır. O da olmadı. O zaman da durbuhunla yap. Arapçasıyla. Durbuhunla demek kelimenin de 8 tane anlamı var. 8 tane anlamın içinden 7 tanesini tercüme edenler hasıraltı etmişler. Bir anlamını ön plana çıkarmışlar. Dövün anlamını çıkarmışlar. 7 tane içinde boşanın var. Ayrılın var. Çadır direği kurun var. Ve bunun gibi 7 tane anlam var. Bunların içinde Kur'an'ın ruhunu düşündüğümüz zaman o zaman anlam durbuhunla yani vurmayla dövmeyle hiç ilgisi olmayan bir anlam çıkıyor. Boşanın anlamı çıkıyor. Kur'an'ın ruhuna uyan bu çünkü. Ama siz tutup da Kur'an'ın ruhunu genel olarak düşünmezseniz o zaman toplumda kaosa neden olan kelimeyi kullanırsınız. Ve o sizin hoşunuza gider. Erkeklerin de hoşuna gider çünkü bugüne kadar yapılan Kur'an tercümelerinin hepsi erkekler tarafından maalesef yapılmış. Ve onlar da hep kendilerini unutmuşlar. Ve Kur'an'ın tercümesi o nedenle bunun gibi örneğin salat kelimesi geçer Kur'an'da. Salat. Salat kelimesi 116 defa geçer. Ve salat kelimesini maalesef
Tutmuşlar bütün tercümelerden. Başta tutmuşlar namaz demişler salat kelimesine. Halbuki salat kelimesinin namazdan doğrudan doğruya alakası yok. Salat kelimesi toplumsal fayda sağlayan ve toplumsal dayanışma sağlayan toplantılar yapın ey peygamberler. Ve ta ilk peygamberden başlıyor bu hitap. Yani Hazreti Musa'ya da salat yap. Hazreti İsa'ya da salat yap demiş ve Hazreti Muhammed'e de salat yap demiş. Bu namaz değildir. Toplumsal dayanışma toplantıları yapın. Ve salat kelimesi zekatla beraber geçer. Sallu vatu zekat der. Yani ama şey için salatı yapın, toplumsal dayanışma toplantıları yapın, birlik olun, güçlü olun. Ve o toplantılarda da ihtiyacı olan varsa zekat olarak maddi durum uygun olan onun ihtiyacını gidersin. Salatın anlamı bu. Ve enteresandır yine Bakara suresinin 282. ayeti. Kadınla ilgili olan o nedenle değiniyorum ona. Burada ticari senet yaparken iki erkeği şahit tutun der. Tam bunu soracaktım. İki erkek eğer bulamazsanız bir erkek ve tercüme ederken Arapçasıyla mre'etani der. Arapçasıyla. Şimdi o mre'etani kelimesinin anlamı Kur'an'da iki türlü kullanılır. Bir anlamına kullanılır, bir de iki anlamına da kullanılır. Şimdi tutuyorsunuz siz o mre'etani kelimesini toplumda kargaşaya neden olacak iki kadın diye koyduğunuz anda 1400 yıldır toplumda erkeklere koz veriyorsunuz. Aynı dövme kozu gibi. Onun için şimdi kadına şiddetin önü alınamıyor. Çünkü kadını dövün kelimesini kullandığınız anda erkeklere kadını dövme ruhsatı veriyorsunuz. O zaman da bizim cahil erkekler de kadını dövmeyi kendisine hak olarak görüyor. Aynı şekilde bu ticari senetlerde de iki erkek bulamadığınızda bir erkek ve bir kadını şahit tutun esasında. Anlam bu. Bir kadına, bir erkeğe karşı iki kadın değil tercüme. Yanlış tercümedir. Bire birdir o. Kur'an kadını koruyor kitabında da ona değindim zaten. Durbuhunle kelimesi enteresandır. Nisa suresi 31. ayetinde geçer. Orada da kadının kullandığı, asırlardan beri kullandığı, ta Adem'den beri kullandığı toz, çöl, kum, güneş ortamında yaşadığı ortam nedeniyle kullandığı şal vardır Arap kadınında. O şallan esasında kendini güneşten koruyor. Tozdan koruyor, fırtınadan koruyor. Ve arkaya bakıyor şalın bir ucunu. Ve o kendisine termos görevi görüyor, vantilatör görevi görüyor. O sıcakta ensesini havalandırıyor. Şimdi o şalın görevi baş örtme değildir. Korunma amaçlıdır ve geleneksel bir örtüdür. Ve orada gene durbuhunle kelimesi geçer. Orada da o şalın ucunu göğsünüze, koynunuza indirin, memelerinizi örtün der. Orada baş örtme yok. Memeleri örtme. Koynunu örtme var. Yani kadının koynu neresi? Kadının koynu göğsüdür. Orayı ört der. Bunun gibi daha nice tercüme hataları var. Örnek. Hocam inanamıyorum. Şu an inanamıyorum. Ben Kur'an'ın Türkçesini de okumuş biri olarak, yani bunu zaten mutlaka büyük hevesle okuyacağım. Bir kere bir bilim insanı nasıl çevirdi? Yani bizim hasretini duyduğumuz bir şey. Ama bu söyledikleriniz tamamen yani bir yanlışlar içinde boğulduğumuzu gösteriyor ve dehşet verici bir şey. Yani buna aydın İslam alimlerinin el ele verip toplumu aydınlatması gerekmez mi? Yani sizin yaptığınız çaba çok çok önemli ama çok büyük bir yanlışlar ve karmaşalar içinde değil miyiz o zaman? Aynen öyle ve 1400 yıldır bakın şimdi ben Kur'an tercüme ederken 5 yıl içinde zaman zaman bir kelimenin karşılığı olarak ne kullanayım diye bir hafta bir ve 10 gün düşündüğüm oluyordu. Çünkü şimdi şöyle
Kur'an'ı tercüme etmeye başlamadan önce ben kendime 19 tane prensip belirledim. Ve Kur'an'ı tercüme ederken bu prensiplere uymak şartını koydum kendime. Çünkü Kur'an'ı tercüme etmek büyük bir sorumluluktur. Büyük bir vebaldir. Ve anlam tercümesi yaparken de Kur'an'ın ana ruhunu iyice kavramanız lazım ki toplumda kargaşaya neden olacak yanlışlar yapmayasınız. Çünkü bir kelime, bakın, dövün kelimesi nelere mal oluyor 1400 yıldır. Kabul Hocam, ben pandemi sürecinde ne okuyalım diye böyle hep konuşuluyordu, eve kapandık biliyorsunuz. Ben o tabii. zaman bir magazin programının sunucusuyum. Ve Evet. içimden çok geçti. Yani tutamadım kendimi. Dedim ki Kur'an'ın Türkçesini okuyun. Yani tabii ki pek çok şey tavsiye edilebilir. Dostoyevski, Tolstoy, Türk yazarlar var ama hani hiç Kur'an okudunuz mu? Benim çok üzüldüğüm bir şeydir. İnsanlar neden Allah bana ne diyor? Bu benim kutsal kitabım da ne diyor demez. Bu benim gerçekten üzüldüğüm bir şeydir. Ama şöyle bir şey oldu. Bir arkadaşım bana dedi ki, çok yakın bir arkadaşım, sen Kur'an'ın Türkçesini oku deyince ben okudum. Ben dinden çıktım galiba dedi. İşte Niye dedi? haklı. Dedi kadın dedi insan yerine konmuyor işte iki tane kadın anca bir adam yerine geçiyor, kadın Aynen. dövülüyor. Ve ben öyle bir üzüntü yaşadım ki çünkü benim yüzümden oku dedim diye dinden çıkmış bir insan oldu. Ve düşünün bu bir. Şimdi 1400 yıldır ben inanamıyorum bunun vebali kimin boynuna şimdi ne olacak yani bilmiyorum çok şaşkınım. Şimdi şöyle, eğer motomot kelime tercümesi yapılırsa o zaman kel alaka cümleler çıkar. Ve insanlarımız motomot kelimesi yapılan tercümeleri okudukları sırada bir sayfa, iki sayfa, üç sayfa en fazla okuyor ve ben anlamayacağım herhalde diye Kur'an'ı kapatıyor. O zaman peki biz dinimizi nereden öğreneceğiz, dinimizin kurallarını? O zaman cahil olan veya kendine Kur'an'ı biliyorum diye ortaya atan insanların söylediklerinden din diye öğrenmeye zorunda kalacağız. Ama hocam bizim Diyanetimiz var. Diyanet ne iş yapıyor? Şimdi orayı karıştırmayacağım. İlahiyat fakülteleri ne iş yapıyor? Yani benim kafam şu an uçtu gitti yani öyle söyleyeyim size. Hani Şimdi benim esasında ve benim gibi arkadaşlarımızın hedefi, yani biz Kur'an'ı anlatanlar, Kur'an'daki gerçekleri anlatanlar olarak bizim hedefimiz önce gençlerdir. Ve gençler şu anda maalesef gördükleri uygulamalar, din diye denilen uygulamaları gördükleri zaman ve hele hele bir de yanlış tercüme edilmiş Kur'an'la okudukları zaman dinden soğumaları haklılar. Deizm hesapları haklılar. Ateizm hesaplanmaları haklılar. Çünkü gerçekten bakın en basiti, şimdi gene söyleyeceğim. Nisa suresi 43. ayette der ki gayta çıkarmışsa der. Bakın gayta çıkarmışsa Arapçasıyla gayta kelimesi geçer. Ve tutmuşlar o gayta kelimesi geçtiği halde tuvaletten gelmişse diyor. Ya arkadaş, bir insan tuvalete niye gider? Küçük abdesti için gider veya büyük abdesti için gider. yani Şimdi Kur'an'da söylediği şey gaytadır. Büyük abdest yapmışsa dönüşte mutlaka ya abdest alsın veya su yoksa teyemmüm etsin der. Şimdi siz tutmuşsunuz gayte kelimesini hasır altı etmişsiniz. Onun yerine tuvaletten gelmişse demişsiniz. Ve amcalarımız, teyzelerimiz ne yapmışlar? Küçük abdestini de yapmışlar. Gayta yap çıkarmadan mecburen o soğukta, o ayazda abdest almak zorunda kalmışlar. Gaz çıkarmışsa gene abdest almak zorunda kalmışlar. Halbuki ayette geçen sadece gaytadır. Büyük abdesttir. Gaz çıkarma abdesti bozmuyor ayete göre. Küçük abdest yapmak abdesti bozmuyor ayete göre. Sadece gayta çıkarmak. Bunu bile eğer açıklamak büyük bir rahatlıktır insanlar için. hocam bir şey soracağım. Şimdi ben tabii yeni keşfettim ama sizin bu kitabınızı mutlaka
Çok bilindik bizim İslam bilimiyle uğraşan ilahiyatçılarımız biliyordur. Hani siz bizim yıllardır bildiklerimize çok radikal şeyler söylüyorsunuz ya, yanlış, radikal yanlışları söylüyorsunuz. Onların tepkisi ne oluyor bu, yani sizin yaptığınız tercüme ya da söylediklerinize? Şimdi tepki değil de olay şöyle. Ben bu Kur'an tercümesini bitirdikten sonra, kitap da piyasaya verildikten sonra anladım ki ve gördüm ki ve üzüldüm ki her farklı cemaatin ve farklı tarikatın farklı tercüme ettirdiği Kur'anlar var. Ve bak, okumuyorlar. Çok enteresan. Yani belli bir tarikat, belli bir kişinin tercümesini okuyor. Belli bir cemaat ancak belli bir kişinin Kur'an tercümesini okuyor. Başkasını okumuyor. Eline bile almıyor. Çok enteresan şeyler var. O bakımdan örneğin Ahzab suresinin 30. 37. ayeti Hazreti Muhammed'e iftira edilecek şekilde tercüme etmişler. Ahzab suresinin 37. ayeti. Hazreti Muhammed'e iftira edecek şekilde tercüme etmişler. Yani Hazreti Muhammed o ayetteki yapılan tercümede üvey evladı, evlat edindiğinin Zeyd'in hanımını gözüne kestirmişmiş de onu boşaltmışmış da ve Zeynep'le evlenmiş Zeyd'in hanımıyla. Tercüme öyle yapılmış ayette. Halbuki bu tercümeyle hiç ilgisi yok. Ayetin tercümesi, doğru tercümesi. Ben ve bir arkadaşımızla ikimiz doğru tercümesini yaptık. Ve asırlardır maalesef Hazreti Muhammed'e yanlış tercümeyle iftira edilen ayet haline getirilmiş. Daha neler neler. Yaptığım tercümede ben size biraz önce 19 prensip edindim demiştim hatırlarsanız. 19 prensibe sadık kalarak tercüme ettim. Bir tercüme yaparken çünkü zaman zaman vazgeçme durumlarına girmek zorunda kaldım. Vazgeçmek şöyle, vebalden, sorumluluktan dolayı. Çünkü kolay bir olay değil. Topluma hitap ediyorsunuz. Toplumun bilgisine sunuyorsunuz. O bakımdan anlam tercümesi çok önemli. Eğer motomat kelime yaparsanız, tercümesi yaparsanız yanlış yapıyorsunuz. Esas 19 prensibi saymadan önce şunu benim belirtmem lazım size. Atatürk zamanında 1934 yılında Kur'an'ın özüne dönüş projesi başlattı. Ve Atatürk küçüklüğünden itibaren Kur'an merakı olan büyük bir insandı. Ve Anadolu insanının kurtuluşu için görevlendirilmiş ilahi sistemin görevlendirdiği Kur'an bilginiydi Atatürk. Ve Atatürk'ün gerçekleştirdiği bütün devrimlerin kökeni, temeli Kur'an ayetleridir. Kur'an gerçekleridir. Ve Atatürk bütün devrimlerini Kur'an'a dayandırarak yapmıştır. Bakın bu çok önemli bir bilgi. Ve Atatürk maalesef Kur'an'ın özüne dönüş projesini başlattı ama o projede Kur'an'ın bütün topluma iyice anlaşılır şekilde iletilmesi projesiydi bu. Ancak maalesef Atatürk'ün ömrü vefa etmedi bu projeyi bitirmeye ve o zaman Atatürk'ün vefatından sonra maalesef o zamanın aydın diye isimlendirdiğimiz kesim ne yaptı biliyor musunuz? Tuttu Kur'an'la ilgilenmek veya dinle ilgilenmek çağdaşlık dışıdır diye kendi kendilerine fetva verdiler. O zamanın aydınları. Ve kendilerine dinden uzak tuttular, Kur'an'dan uzak tuttular. Kur'an'a sahiplenmediler. Dinin özüne, dinin güzelliklerine sahiplenmediler o zaman aydınları. Onun için ben de diyorum ki hiç olmazsa bu zamanın aydınları sahiplenelim. Ve o zamanın aydınlarının Atatürk'ün bu Kur'an projesine sahiplenme işleri en büyük vebaldir. Dinin bu aşamada olmasındaki vebal o zamanın aydınlarındır. Ve halen o zamandan sonra yetişen aydınlarımız da aynı yolu maalesef olumsuz yolu izledikleri için dinimizin hali bu aşamada şu anda. Şimdi ben size bir soru sorsam, din nedir desem
Mehmet toplasam, 1000 kişiyi toplasam sokaktan ve hepsine bir anket yapsam, din nedir desem, hemen aklınıza ne gelir biliyor musunuz? %99, onda 9'un aklına gelen namaz, oruç, hac geliyor. Üçü. Arkadaş, Kur'an'da peki olay ne? Din dediğimiz, şimdi söyleyeceğim, Kur'an'da ana hükümler var. Ana hükümlere Kur'an, Ümmül Kur'an der. Yani Kur'an'ın ana hükmü der. İşte farz olan ana hükümler Kur'an'da, farz olan ana hükümleri yan yana getiriyorsunuz. Ben onların ayet ayet belirledim. 440 tane farz kural var Kur'an'da. Uymamız gerekli olan ve din eşittir. Formülü veriyorum. Din eşittir. Kur'an'daki ana hükümler, ana kurallar bütünü demektir. Ve bunları bilmek demektir dindar olmak. Bunları bilen, Kur'an'ın ana hükümlerini bilen dindardır. Yoksa şekilsel olanları sadece yerine getiren, sadece namaz, oruç, hacı yerine getiren dindar değildir. Dindarlık, Kur'an'ın bütün, Allah'ın bizden yapmamızı istediği, yarı yarıya, 440'ın yarısı Allah'ın bizden yapmamızı istedikleri. Ki bunlar ahlaki kurallar. Diğer yarısı Allah'ın bizden menfaatimiz, faydamız için yasakladığı, yapmamızı istemediği kurallar. İşte yapmamız yasaklanan kurallar artı yapmamız istenenler. Bunların hepsi 440 tane farz kuraldır bunlar. Yani bizim uymamız gerekli olan güzelliklerdir bu ayetlerin hepsi. Yoksa şekilsellikler değildir. Şekilselliklere saplandığımız anda kıl namazını, orucunu tut, hacca git, din budur de, diye çık ortaya. O zaman da ne oldu? Güzel ahlak kuralları hasıraltı edildi. Onun için de din muhkem kurallar der Kur'an bunlar. Ali İmran suresinin 7. ayetinde kesin kurallar der. Değişmez ana kurallar der. İşte maalesef bugüne kadar değişmez ana kurallar şunlar şunlardır. Ey toplum, ey insanlar, bunlara uyun ve bu din budur diyenler olmadı. Ve tabii bunu denmediği için de insanlar bunları öğrenmek ihtiyacını da hissetmediler. İnsanoğlu hazıra konmaya meyillidir. Psikolojik olarak. Başkası yapsın, ben de hazıra konayım. Onun için de şimdiye kadar hep işte okunmuyor. Kitap yazıyoruz. Bakın 9 tane kitap var. Bunların esasında levlevi gibi gitmesi lazım. Çünkü akışkan insanların daha ilkokul mezununa itibaren üniversite mezununa kadar herkesin anlayacağı akışkanlıkta yazılmış kitaplar. Yani ben kendim bir öğretim üyesiyim ama yazdığım bütün kitaplar eshabeden kitaplardır. Halkın seviyesinde olan kitaplardır. Şimdi ben 19 prensibi şöyle sayacağım. Bir defa bir ayeti okuduğum zaman o ayette Allah'a daima öncelikli tuttum. Allah'ın rızasını öncelikli tuttum. Anlatırken. Ve yaptığım her işte ama attığım her adımda öncelik Allah'ın rızasıdır. Sonra kendi rızam, sonra toplumun rızasıdır. Ve tüm Kur'an mesajlarını göz önünde bulundurdum. Anlam veriyorum çünkü. Tek bir ayetin anlamıyla gitmiyorum. Kur'an'ın genel ruhuyla gidiyorum. Onun için bunlar aynı zamanda Kur'an ruhunun ilkeleridir. Bu belirlediğim 19 ilke. Ve bir surenin bütün ayetlerini göz önünde bulundurdum. Bir ayetin yorumunu yaparken bütün surenin ayetlerini göz önünde bulundurdum. Öncekiler, sonrakiler, daha öncekiler gibi. Sınırlı da olsa bazı ayetlere ve inişlerine ait Hazreti Muhammed'in bir örnek verişi varsa onu da ekledim. Muhammed'in verdiği örnekler. Çünkü Hazreti Muhammed Kur'an'ın canlı uygulayıcısıdır. Ve en iyi bilen, en iyi anlamlandıran kişi tek Hazreti Muhammed'dir. Benim gibiler ise biz Kur'an'ı anlamlandırırken
Hazreti Muhammed'in biz tırnağına gelemeyiz. O bakımdan Hazreti Muhammed Kur'an'ın canlı uygulayıcısı. Eğer bir ayetin açıklamasını ve pekiştirmesine yönelik bir örnek vermişse hayatından, onu da belirleyip ayetin altına ilave ettim. Bir de Kur'an'ın sayfalarını açarsanız bakarsınız, ayetlerin altında mutlaka açıklamalar vardır. Yani kısa tefsirlidir. Onun için de bir Kur'an'ı okudukça bilgi sahibi olarak biliyorsunuz ayetin Kur'an'a ilerlerken. Çünkü Kur'an'ı Kur'an'la tercüme etme. Bir ayeti başka suredeki ayetlerle beraber tercüme etme. Tabii bu yılların birikimini gerektiriyor. 5-10 seneyle olacak iş değil. 40-50 sene, 30 sene Kur'an ahbaplığı gerektiriyor. O nedenle. Yani müthiş bir çaba. Elinize, kaleminize, ilminize sağlık. Ama ben şu hayretteyim. Bu kadar köklü, yanlış bilinen şeyler, bir kişinin, iki kişinin çabası çok çok manalı ama bütün bir İslam aleminin ülkemizde bakın bunlar yanlıştır diye doğru anlatmakla yükümlü olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz bir nöroloji profesörüsünüz. Yani siz beyni çözmüşsünüz, bununla ilgili işlemler yapıyorsunuz, hastalarınız var değil mi? Şimdi bugün yeni bir şey çıksa, mesela Neuralink soracağım birazdan size. Bununla ilgili herkes birlik eder, bir şey olsa, hata olsa değil mi? Yani bir meslek birliği de bir şey de vardır. Niye bu İslam konusunda böyle köklü bir hatalar, yanlışlar silsilesi varsa bir şey yapılmaz? İşi mesleği bu olan insanlar tarafından ben üzgünüm şu an. Yani bir taraftan sizi bulduğum için mutluyum ama bir taraftan da üzüldüm, ne yalan söyleyeyim. Şimdi ben iki şey söyleyeceğim sizin bu sözünüz üzerine. Gördüğünüz Kur'an Kadını Kur'an kitabı çıktığında ben tuttum bütün Türkiye'deki kadın federasyonlarını adreslerini belirledim. Bütün kadın derneklerinin şehir şehir adreslerini belirledim. Ve hepsine birer Kur'an Kadını Kuruyor kapağının ve arka sayfasının fotokopi broşür halinde gönderdim mektupla birlikte. Bakın boş durmadım. Kadınlar niye gönderdim? Bu dernekler, bu federasyon, bu kitaba sahip çıksınlar diye. Çünkü böyle bir kitap örneği yok. Ve kadının korunması gerektiğini Kur'an temelli olarak ispatlıyorum. Ayetlere dayanarak ispatlıyorum. Kendimden değil. Şimdi ama maalesef gerekli ilgi bulamadım ben. Yani kadın dernekleri ve federasyonlarından bu kitabın gerekli ilgiyi görmesi gerektiğini beklerken hiç bulamadım. Yani enteresandır. Kadınlar sahiplenmesi gerekirken ben kendi sorunları. Ben kadın şiddetiyle mücadele ediyorum erkek olarak. Ama kadınlar sahiplenmiyor. O da beni çok üzmüştür. İkinci bir konu var. Siz dediniz ki siz nöroloji öğretim üyesisiniz. Beynin araştırmasını yapmışsınız. Beyinle ilgilenmişsiniz. Bu esasında Kur'an tercümemde benim için artı bir, büyük bir avantaj sağladı. %100 yani, eminim. Anlam tercümesi yapma alışkanlığım vardı benim. İşte o anlam tercümesi yapma alışkanlığım sayesinde de Kur'an'ı ben tercüme etme cesaretini buldum. Ana dilimin Arapça olması da büyük önemli arz etti. Şimdi ben söyleyeceğim. Şimdi bir isim vermeden bir konuyu anlatacağım. Bir yerde bir araya geldik. Bir araya geldiğimiz arkadaşlar, iki tanesi ilahiyat fakültesi mezunu birisi, birisi de ilahiyat fakültesinden emekli olmuş öğretim üyesi. Bu arada ben antiparantez söyleyeceğim. Ben ilahiyat fakültesinden terkim aynı zamanda. Bir de o özelliğim var. Şimdi bu arkadaşlarla biz oturup konuşurken ben şöyle bir teyifte bulundum. Dedim ki emekli olan öğretim üyesi hocamıza, ilahiyat emeklisi. Ve o da medyatiktir ve televizyonlara sık sık çıkan birisi. Ve dedim ki hocam dedim ben
de zaman zaman televizyonlara çıktım. Siz de çıkıyorsunuz, başka hocalar da çıkıyor. Ama anlattığımız bazı konular var ki farklı şeyler anlatıyoruz. Bazı konular. Bazı ayetlerde farklı yorumlar yapıyoruz. Farklı tercümeler yapıyoruz. O zaman sizden bir ricam olsa dedim. Siz dahil ve diğer televizyonlara çıkıp Kur'an'ı anlatan öğretim üyesi arkadaşlar bir araya gelelim. Ben de bir nöroloji öğretim üyesi ama Kur'an araştırmacısı olarak ben de katılayım. Ve oturup aramızda anlaşalım ve anlaşamadığımız konuları biz televizyonlarda gündeme getirmeyelim. İnsanların kafalarını karıştırmayalım. O teklifte bulundum. Ancak anlaştığımız konuları da vurgulayalım. İnsanlara faydalı olsun diye. Bana döndü o hocamız. Hocam dedi, çok güzel bir teklifte bulundunuz. Sizden anlaşırız dedi. Çünkü siz ilahiyat kökenli değilsiniz. Ön yargılı yetişmediniz siz dedi. Ve sizin temeliniz Kur'an temelli geldiniz dedi. Ve başkasından da ön yargıya sokulmadan geldiniz dedi. Ama biz ise ilahiyatçılar kendi aramızda biz anlaşamayız dedi. O zaman ben ne yapacağım? Ben de kendi aramda kavruluyorum şimdi. Ve ben aslında deniz yıldızını kurtarmak için uğraşan ya cengaver gibi mücadele ediyorum. Yani sahilde gidiyorum. Ben bunu kurtardım ya diyorum. Ne kurtarırsam kar. Yani çünkü şartlar öyle şu anda. Ortam öyle. Yani ben çünkü bir ara televizyonlara çıktım ama son 4-5 yıldır ne çağrım var ne eden var. İşlerine gelmiyor veya başka şeyler var bilmiyorum. Ben buradayım hocam. Bir deniz yıldızı da benden inşallah. Yüreğimi sızlattınız. Şimdi bir şey okuyacağım şuradan. Siz ön sözünde yazmışsınız. Din ve beyine iki ayet çizdim. Ben de hemen okuyacağım. Bir soruya bağlayacağım bunu. Ey insanlar! İştenlikle iman etmiş olanların aklını kullanıp düşünerek fark edebileceği yeryüzünde ve bizzat kendi nefslerinde vücutlarında ibret verici bilgiler, ayetler, Allah'a götürücü deliller vardır. Hayır. Hala gözünüzü açmayacak mısınız? Haydi araştırın ve bulun. Aynen. Bir şey daha çizdim. Hemen bir de onu okuyacağım hocam. Bu da hatta bugün sizi afişle birlikte takdim ederken buradaki bu cümleyi de yine kullandım. Burada da Fatır 28. ayet diyor. Aynı şekilde insanlar, yabani hayvanlar, evcil hayvanlar da çeşit çeşit renklerdedir. İşte bütün bunları araştırıp gizli bilgilerine vakıf oldukları için kulları arasında Allah'ın varlığını ve gücünü gereği gibi kavrayan, aşırılıklara sapmayan ve içtenlikle iman eden ancak bilim adamlarıdır. Aynen öyle. Ve bu iki ayet esasında bana Din ve Beyin kitabını yazma cesaretini veren iki tane ayettir onlar. Daha sonra başka ayetlerde enteresandır. Fussilet 53-54. Orada da der ki zamanla uzayın, gezegenlerin ve dünyanın yaratılışın farkına varan bilim adamları Allah'ın daha çok farkına varacaklardır der. Allah'ın daha farkında olacaklardır der. Demek ki ve şuna ben vurguluyorum onu ayrı bir konuşma konusudur çünkü bilim adamlarının imanlılığa varması daha güçlüdür. Neden? Bir ilim adamının, bir bilim adamının hangi meslekten olursa olsun, hangi bilim dalında olursa olsun, bir bilim adamı çünkü Allah'ın varlığının, güçlülüğünün farkına varacak bir şeyler yakalamıştır. İşte o yakalamanın temelinde de imanı güçlü bir iman olur. Peki, o zaman sorum geliyor şimdi. Buyurun. Şimdi dedim ya size daha
Birkaç gün önce de Olgunay Doğu'yla, fizikçi, o da bir fizik mezunu, araştırmacı, yazar, bir söyleşi gerçekleştirdik. Dedi ki 1400 yıl önce yazılmış Kur'an, bugün çözmeye çalıştığımız ve bir kısmını çözdüğümüz fizik teorilerini yazmıştır dedi. Örnekler vardı. Bu kadar bilimle iç içe bir kitap, Evet. beni en çok bilim adamları bana iman eder ve anlayabilir diyen bir yüce yaradan. Evet. Neden bu İslam toplumları bu kadar bilimden uzak olur? Neden bu halde olur hocam? Şimdi İlkay Hanım, şöyle diyeceğim. Kur'an'ı döne döne anlayarak okuyun der. Ve anlayarak okumanız için ben size Kur'an'ı mübin olarak gönderdim. Yani Kur'an'ı kolay anlaşılır bir kitap olarak gönderdim der. Şimdi ama Kur'an kolay bir kitap olduğu halde, herkesin anlayabileceği bir dilde yazılmış olduğu halde, neden özellikle belirli bazı toplumlar şu anda dünyada 100'ün üstünde ülke var, yarısından fazlası geri. Ve bu geri olan ülkelerinde kitaplar, din kitapları da Kur'an. O zaman şu soru karşımıza çıkıyor. Ana dilleri de Arapça çoğunun. Evet. Tamam mı? Ama o zaman ana dili Arapça olduğu halde o toplumlar Kur'an'ı anlayamıyor. Çünkü Kur'an'ı anlamanın kuralları ve şartları var. Her okuyan Kur'an'ı anlayacak demek değildir. Örneğin Kur'an'ı anlamak için imanlı olmanız lazım der. Kur'an'ı anlamanız için şirk koşmamanız lazım der. Kur'an'ı anlamanız için iftira edici durumda olmamanız lazım der. Yani kısaca Kur'an'ı anlamak güzel ahlak gerektirir. Kur'an'ı anlamak mümin olmayı gerektirir. Kur'an'ı anlamak için muhsin olmak gerekiyor. Kur'an'ı anlamak için beş iman şartına uymak gerekiyor. Ki beş imanın şartı da Bakara suresinin 177. ayetiyle Nisa suresinin 36. ayetinde geçer. İmanın şartları var. Bakın imanın şartları dedim. Ama İslam'ın şartı demedim. İmanın şartı. İslam'ın şartı yoktur. İslam'ın şartı 440 farz ana kuralları kabul edip onlara göre yaşamaktır. İslam'ın şartı budur. 440 farza uymaktır da İslam'ın şartı. Ama imanın şartı var. Beştir. Allah'ın tekliğine iman etme, peygamberlerin varlığına iman etme, ahirete iman etme ve beşinci olarak da meleklere iman etme. Bunlara iman eden kişi imanlı oluyor. Peki Müslüman kim? Müslüman herkes, her Allah'ın tekliğini kabul eden Müslüman oluyor. Ama her Müslüman imanlı olmayabilir. Her Müslüman din olmayabilir. Her Müslüman mümin olmayabilir. O bakımdan Müslüman olmak ilk basamaktır. İnsan-ı kamillik beş basamaklıdır diyorum ben. İnsan-ı kamil olmak beş basamaklıdır. Birinci basamağı Müslümanlıktır. Ama Müslümanlık sadece Allah'ın tekliğine iman edip kalmak değildir. O zaman herkes Müslümandır. Ama Müslümanlığı mutlaka imanla, beş imanın şartından pekiştirmeniz lazım. Yetti mi? Yetmiyor. Ya eyyühellezine aminu amelü salihati der. Ey iman edenler! Ayrıca salih ameller yapacaksınız. Ne demek o? Salih ameller Allah'ın yarattıklarına herhangi bir şekilde fayda sağlamaktır. Salih amel budur. Yani iman etmenin beş şartını mutlaka faydalı işler yaparak pekiştirmeniz lazım. Pekiştirmediğiniz takdirde imanda kalırsınız, Müslümanlıkta kalırsınız, ikinci basamakta kalırsınız. Muhsin olamazsınız. Muhsin oldun, salih ameller yaptın, Müslüman oldun, birinci basamak, imanlı oldun, ikinci basamak, muhsin oldun, salih amellerin yarıdan fazlasını yerine getirirsen mümin diye hitap eder o zaman Kur'an sana. Müminlik ancak dördüncü basamaktır.
Ve Hucurat suresinin 10. ayetinde müminler kardeştir der. Bakın enteresandır. Bunu ilk defa duyuyorsunuz. Çünkü Müslümanlar kardeştir demiyor. İmanlı olanlar kardeştir demiyor. Salih ameller gerçekleştirenler kardeştir demiyor. Mümin olanlar, yani salih amellerin %70'ten fazlasını yerine getiren, faydalı işlerde, güzel ahlakta, Allah'ın farz kıldığı 440'ın yarısından fazlasını yerine getirmek için çaba içinde olan da olana mümin der. İşte o zaman onunla, o müminler kardeştir. Kur'an'ın kabul ettiği kardeşlik odur. Ve müminlikten sonra son basamak insan-ı kamilliktir. Ve dünya okulunda biz eğitimdeyiz ya. Şu anda eğitimdeyiz dünyada. Ruhumuz eğitimde. Ve 24 saat biz mobese kamerası altında yaşıyoruz. Ve her anımız kayıt içinde. Ve düşünce enerjimizle birlikte kayda alınıyoruz. Her an. Şu anda bizim konuşmalarımız kayıtta hepsi. Siz kaydediyorsunuz ama ilahi sistem de kaydediyor. Ve özellikle arştaki ilahi görevliler de kaydediyor. Ve ilahi görevliler de meli-i âlâ der Kur'an. İlahi görevliler der. Şimdi bunlar enteresan şeyler. Şimdi bizim dünya insan olarak beynimizle ilahi sistem haberleşmemiz, düşüncemizle biz haberleşiriz. Yani düşüncemiz, her düşünce bizde, beynimizde bir enerji oluşması demektir. Ve dolayısıyla ilahi sistemle bizim beynimizin haberleşmesi düşünce enerjisiylendir. Biz düşünce enerjisiyle ilahi sistemle haberleşiyoruz. Konuştuğumuz kelimelerle değil. Onun için hangi kelimelerle konuşursanız konuşun, siz düşüncenizi ifade ediyorsunuz kelimelerle. Ama o kelimeler her dilde farklı olabilir. Ama düşünce kalıpları aynı. Düşünce kalıpları bütün insanlarda aynıdır. Ekmeği düşünürüz. Bütün insanlar ekmeği düşününce ekmekle ilgili düşünce enerjisi aynı frekanstadır ve aynı amplitüttedir. Bütün insanlarda. Düşünce kalıplarımız bizim ortaktır. Ve düşünce kalıplarıyla haberleşiyoruz ilahi sistemle. Bir de farkında olmadan birbirimize de haberleşiyoruz esasında düşünce enerjilerimizle. Buna da telepati diyoruz. Telepatik haberleşmemiz de var bizim. Ama bazıları farkına varıyoruz, bazıları farkına varmıyoruz. Bazılarımızda telepatik haberleşme yoğundur. Bazılarımızda çok azdır, bazılarımızda hiç yoktur. İşte o beynimizin gücüne bağlı. Şimdi bir kere bir nöroloji uzmanı olarak beynimizin gücüyle ilgili bunu başka bir programın konusu yapalım. Hani beynimizle ilgili soracağım şeyler var. Biz beynimizi ne kadarını kullanabiliyoruz? Peki ama konuşmamız içinde bir şey geçti. Takıldığım bir şey var. Onu sorayım. Hani bu bütünü izleyenlerin içinde de böyle soru işareti oluşturacak birkaç şey var. Onlara gireyim. Mesela dediniz ya, salat işte toplanma, namaz manası verilmiş Kur'an-ı Kerim tercümelerinde bugüne kadar. Ama dediniz, ama evet, namaz da var neticede değil mi? Namaz yok demek değil bu. Hayır. Kur'an. Namaz, bakın namaz Kur'an'da var. Hı. Ama salat anlamında değil. Birinci aktivite, salatın birinci aktivitesi faydalı toplumsal toplantılar yapmak ve dayanışma toplantıları yapmak ve ihtiyacı olan ihtiyacını gidermek. Bu birinci bölümü salatın. Bizim şu anda yaptığımız hocam, bak 100 küsur kişi şu anda izliyor. Siz konuşuyorsunuz. Biz evet, şu an salat yapmış oluyoruz bence. Şimdi ikinci aşaması Kur'an eğitimini yapmak. Bakın Kur'an'ı anlatmak, Kur'an'ı öğretmek, Kur'an'ın din dediğimiz kuralların, muhkem kurallarını insanlara öğretmek ve uymalarını istemek. İkinci aşama salatın. Üçüncü aşama işte şekilli dua etmek, yani namaz kılmak. Salatın 3 aşaması var. Bu Emeviler zamanına kadar, Hazreti Muhammed zamanında ve halifeler zamanında uygulanan 3 aktivitedir salat. Ama maalesef Emevilerle başlamak üzere salatın sosyal aktivite toplantıları yapmak hasır altı edildi. Yapılıyor mu şimdi? Yapılmıyor.
Kur'an eğitimi salatın ikinci aktivitesidir. O da hasraltı edildi maalesef eviyle, Emevilerle beraber. O da şu anda uygulanmıyor. Şu anda salat diye uygulanan sadece bir aktivitesi kaldı. O da namaz kılmak. Yani camilerde şu anda uygulanan salatın iki aktivitesi değil, sadece bir aktivitesi uygulanıyor. Şekilsel dua uygulanıyor sadece şu anda camilerde. Keşke camilerin sosyal aktivitelere açılsalar, sosyal dayanışma toplantılarına açılsalar, insanların ihtiyaçlarını giderecek diyaloglara girseler, kaynaşmalara girseler ve keşke Kur'an'ın gerçek eğitimi yapılsa ama anlam tercümesiyle. Arapça değil ama beyinde anlam düşüncesi oluşturmayacak Kur'an okuma boşunadır. Ve beyni gereksizce yormaktır. Anlaşılmayan dilde okumak. Kur'an'ın anlamadan okunmasının sonuçları ne? Bir de Kur'an'ı anlamak için, Kur'an'ı anlayarak okuyabilmek için hangi özelliklerde olmamız gerekir? Ki o bizi şu anda geri kalmışlıklardan kurtaracak olandır. Ve şunu vurgulamam lazım. Biraz uç bir açıklama olacak bu da. Fussilet suresinin 28. ayetinde bilimsel araştırma yapanlar, bilimsel araştırmalarla uğraşanlar, Allah'ın yarattıklarının yaratma özelliklerini keşfetmek için çabalayanlara Kur'an ulema der. Ulema kime diyor? Bilim adamına diyor. Ama tuttuk ne yaptık biz? Asırlardır ulemayı sadece Kur'an'la uğraşanlara ulema dedik. Arkadaş, Kur'an'la uğraşanlara Kur'an ulema demez. Onlara sadece Kur'an mirasçıları der. Ve o da Fussilet suresi 32. ayette. Hazreti Muhammed'in mirasçıları, Kur'an'ın mirasçılarını onlar da üçe ayırır. Ama ulema demez. Ulema bilim adamının ismidir. Bilimle uğraşanları. Çünkü bilimle uğraşan Allah'ın farkındalığına varandır. O zaman Fussilet suresi 32. ayet 3 çeşit Kur'an mirasçısı kabul eder. 3 çeşit Hazreti Muhammed'in mirasçısı kabul eder. Bir kısmı der Kur'an'ı olduğu gibi değiştirmeden, ayetlerini gizlemeden, aynen olduğu gibi anlam tercümesiyle insanlara aktaranlar der. Gerçek mirasçılar bunlar der. İkinci tip mirasçı kısmen gizler, kısmen kendi menfaatine kullanır, kısmen Allah ile aldatır, kısmen Kur'an ile aldatır. Kısmen ama. Bunu ikinci kısmı der mirasçı. Üçüncü kabul edilmeyen de gene ikinci ve üçüncü gibi üçüncü kabul edilmeyen mirasçı tamamen Kur'an'daki güzellikleri, gerçekleri gizleyen ve kendi menfaatine kullanandır. O da Kur'an mirasçısı. Ama Allah'ın kabul etmediği ve lanetlediği üçüncü tip mirasçıdır. Şimdi o nedenle gerçekten Kur'an ile uğraşmak, Kur'an'ın güzelliklerinin farkına varmak. Şimdi ben bütün konferanslarımda şunu öneriyorum insanlarımıza. Tefekkür, taakkul, tezekkür. Üç kelime Kur'an'da döne döne geçer. Düşünün, düşünün, düşünün. Aklınızı kullanın. Tefekkür edin. Düşünün. Aklınızı kullanıp doğruyu kendiniz bulun. Her tercüme, her Kur'an tercümesi mutlak doğru olmayabilir. Onun için işinizi sızlatan veya aklınıza yatmayan bir tercüme gördüğünüz anda bir ayeti kabul etmeyin. Aklınızı kullanıp siz doğrusunu bulun. Çünkü başkasının doğrusundan biz sorgulanmıyoruz. Kendi doğrularımızdan sorgulanacağız. Kendi vardığı aklımızı kullanıp kendi vardığımız doğrulardan biz sorgulanacağız. Yanlışı bize doğru diye söyledilerse, bu bize yerleştiyse, yani bundan ben mi sorumluyum, bu yanlışı bana yanlış öğreten mi sorumlu? Enteresandır. Kur'an'da şöyle bir şey geçer. Kendi yanlış düşüncesinden dolayı başkasını yanlışlığa sevk eden kişinin hem kendi vebali var
hem de yanlışlığa sevk ettiği kişinin vebalini de yüklüyoruz dediler. Yani onun için Kur'an'la ilgili konuşacaksa bir kişi Kur'an'ı çok iyi bilmesine inanması lazım. Eğer kendine güvenmiyorsa hiç konuşmasın. Çünkü hem yaptığı yanlışın vebaline yüklenecek, hem de yanlışa sevk ettiği kişinin vebaline yüklenecek. Bakın çift vebaldir. Kur'an'ı yanlış tercüme etme ve yanlış insanlara aktarma. Peki hocam bir şey daha söylediniz. O da yanlış anlaşılır mı? Ya da altını çizmek gerekir mi? Hani Arapçasını okumak, eğer Arapça bilmiyorsanız bir işi ifade etmez gibi bir şey dediniz ya. Bakın şimdi... Arapça olmasını bilmeden var. Hani anlamını bilerek Arapça'da okumak falan ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hayır, anlamını bilmeden bilmediğin dilde okumayacaksın. Ama bizim hocam herkes şimdi cuma benim annem toplanıyor arkadaşlarıyla. Anlamını bilmeden her cuma okuyorlar. Yani herkes okuyor. Bakın şimdi iki türlü Kur'an'ı iki türlü hatim vardır Kur'an'ın. Her Ramazan'dan önce ben en az bir 10 gün öncesinden, bir hafta öncesinden bana sıkıntı basar. Ramazan öncesi. Niye sıkıntı basar? Çünkü maalesef Ramazan ayında teyzelerimizin, ablalarımızın, kız kardeşlerimizin koltuğun altına Arapça Kur'an'ı koyuyorlar ve mukabelelere gönderiyorlar, değil mi? Peki bir ay cüz 30 cüzü bitiriyorlar Arapçayla. Bir ay sonra tek kelime Kur'an'dan faydalanacak diye tek kelime kalmıyor. Peki ne kalıyor? Duygusal hatim kalıyor. Duygusal tatmin kalıyor. Ama anlam tatmini yok. Düşünce tatmini yok. Allah'ın bizden istediği aklımızı kullanacağız. Okuduğumuzu veya dinlediğimizi veya işittiğimizi, gördüğümüzü anlayacağız. O anlamıyla beynimizde düşünce enerjisi oluşturacağız ve ilahi sistemle haberleşeceğiz. Ama siz anlamadığınız dilde okuduğunuz anda veya işittiğiniz anda, bazen hep işitme oluyor zaten tek başına veya bazen okuyarak oluyor. Anlamadığınız dilde olduğu zaman beyinde görme merkezi var. Bir de işitme merkezi var. O işittiğiniz veya gördüğünüz, anlamını bilmediğiniz kelimelerden ibaret ise gider bir beynin o işitme ve görme merkezlerinin kapısının dibine kadar, eşiğine kadar gelir, orada durur o kelimeler. Peki ne olması lazım? O kelimelerin anlam içeren bir kelimeler olması gerekir. Eğer anlam içeren bir kelime ise o kelimenin enerji yükü daha fazladır. Hareket etme kabiliyeti daha fazladır. Ve ne oluyor? O eşikten kapıyı çalıyor, kapıyı açıyor, o gücü buluyor, o anlamlı kelime ve içeri girmeye müsaade ediyor. Beynin içine, yani beynin anlama merkezlerine ulaşıyor o kelime o zaman. Yoksa eşikte kalıyor. Anlam hücrelerinin olduğu beyin kısmına ulaşamıyor o kelimeler. Arapça kelimeler. Eğer anlamadığı dildeyse. O zaman anlam merkezine ulaşan kelimeler düşünce enerjisi oluşturuyor. Ve insanı düşündürüyor. İşte o düşünce enerjisi o zaman insanın doğruyu bulmasını sağlıyor. Ve güzellikleri yakalamasını sağlıyor. Anlamasını sağlıyor. Ve din dediğimiz kuralları öğrenmesini sağlıyor. İşte o zaman o kişi dindardır. Yoksa anlamadığı bir dilde Kur'an'ı okuduğu zaman o kişi dindar olması mümkün değil. Çünkü Kur'an'ın güzelliklerini yakalaması mümkün değil. O zaman ben Kur'an-ı Kerim'in ilk Türkçesini okuduğumda hocam şey beni çok şaşırtmıştı. Çok daha genç yaşlarımda tabii. Hani neredeyse aklımda kalan tek her ayetin sonu akletmez misiniz? Görmez evet. Misiniz? Tabii. Fark etmez misiniz diye bitiyor. Demek ki Allah bizim akletmemizi, görmemizi, fark etmemizi ve idrak etmemizi istiyor. Ve neredeyse her şey buna bağlıyor. Aynen öyle. Kesin bunu anlamaya çalışmak lazım diye bir duygu kesin. Her anda mutlaka olacaktır. Ama bir de doğru tercümesini okumak lazım. Şimdi bu akşam bir de kafama bu böyle muh gibi çakıldı ki Türkçesini okuyor olmak da yetmiyor. Türkçesini ne diyelim? Okuyacağım onu. Türkçesini
okurken lütfen siz de aklınızı kullanın. Aklınıza yatmayanı doğru kabul etmeyin okuduğunuz tercümelerde de. Aklınıza ve kalbinize bir de hocam. Aynen. Hani ben bir şey biliyorum. Peygamber Efendimiz bir şeyin hayırlı olup olmayacağını kalbine sorarmış. Ben onu çok yapmaya çalışırım. Kalbiniz de kabul ediyor mu etmiyor mu ona da bakmak lazım hocam. İşte işiniz ferah olarak kabul ettiğiniz anlam size aittir. Yoksa Evet. başkasının anlamı olur. Halbuki bizim sorgulanacağı, bakın, az okuyun ama öz okuyun Kur'an'ı. Her gün bir iki sayfa. Ama ömür boyu okunacak bir kitaptır. Yaşam boyu defalarca döne döne okunacak bir kitaptır. Ben 55 yıldır kitabı döne döne okuyorum ve halen tercümesini de yapmış olduğum halde halen her okumada yeni bir şeylerin farkına varıyorum Kur'an'da. Onun için benim Kur'an tercümelerim bir öncekinden bir sonraki farklıdır. Çünkü Yani. devamlı okuyorum halen. Ve her okuduğumda farklı şey buluyorum. Ve kendime de Ne? hayıflanıyorum. Nasıl farkına varmamışım bunun diyorum daha önceden. Ya. Ama Mehmet Kur'an Ali Bulut'la da müthiş bir mucize. Kur'an müthiş bir Mehmet mucize kitaptır. Ali Bulut'la da bir bölüm sizin gibi yapmıştım. O da demişti ki Kur'an-ı Kerim her defasında insana iner, yaşar. Evet. Her Evet. defasında yeniden iner. Yaşıyordur o. Aynen. Aynen. Geçmişte kalmamıştır. Her defasında bir daha iner. O sebeple inşallah yaklaşmak nasip olsun. Hocam bilim insanları yaklaşsın. Aynen. Yani ve lütfen biz gerçekten kendi Kur'an'ımızı doğru bilelim. Anlamaya çalışalım, idrak etmeye çalışalım. Bugün İnşallah. bana pek çok eleştiri geliyor. Sen bir gazetecisin, niye bu işlere kafayı sardın, işte bu konuları yapıyorsun? Çünkü gönlüm avaz avaz diyor ki gerçek hakikat bu. Zaten geri kalan her şeyi bırak. Hani bu da benim şimdi bir itirafım olmuş olsun. Biz bir niye buradayız, niye yaratıldık, nasıl olacağız, nasıl insan olacağız bunu çözebilirsek belki gönlümüzdeki muradı da keşfetmek için bir imkanımız olur diye düşünüyorum, böyle hissediyorum. İnsanlar çünkü şekle önem veriyorlar ya. İşte o şekle önem verme maalesef dinin istismarında da kullanılıyor. O şekle önem verme dinin istismarında kullanılıyor. Halbuki Kur'an'da net En'am suresinin 159. ayetinde der ki Ya Muhammed din temelli gruplaşmalar yapanlardan uzak dur. Onlardan uzak dur. Onları kendi haline bırak. Karışma. Ve din temelli düşman gruplar oluşturma Kur'an'da yasaktır. Din temelli düşman gruplar oluşturma Kur'an'da yasaktır. Çok enteresandır. O ayetleri bilmek lazım. Ve enteresandır. Yine En'am suresinin 65. ayetinde eğer ilahi sistem insanlara azap vermek isterse, daha doğrusu isteme değil, azap gerekli bulunursa puanları nedeniyle, olumsuzlukları nedeniyle. Çünkü ilahi sistem hiçbir şekilde bir dilediğini yapmaz, müdahale etmez insanların yaşamına. İnsanlar hak ettiği şekilde karşılık bulur. Onun için hakkın dağıtımında adalet vardır ilahi sistemde. Yoksa mutlak eşitlik yok. İlahi sistemden uygulamasında mutlak eşitlik yok. Hakkın dağıtımında adalet vardır. Onun için de döne döne, işte En'am 59'da eğer ilahi sistem sizin davranışlarınızdan, puanlarınızdan dolayı size bir azap verilmesini gerekli görmüşse, sizi o zaman din temelli gruplar oluşturmanızı kışkırtır. Bakın, din temelli gruplar oluşturma demek ki azabın bir çeşidi. Ve şu anda bizim toplumumuzdaki, tabii sadece Hazreti Muhammed'e inanan, Kur'an'a inananlar da değil bu. Tevrat'a inananlar da var. İncil'de inananlar da var. Diğer bütün dinlerde de var. Dini görüşlerde.
Hepsinde de maalesef din temelli ayrışmalar var. Ve onlar da esasında birer azaptır. Azap çeşididir. Evet, biz sevgide, Kur'an'da birlikte, teklikte buluşalım inşallah hocam. Hakikatte buluşalım, kavuşalım. Gönlümüzden geçen çok teşekkür ediyorum size. Gerçekten ben teşekkür ediyorum. Seni gerçekten anlamadım. Bir sonraki sohbeti bir sabırsızlıkla bekliyorum sizi. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlar, samimiyetle söylüyorum. Benim için çok aydınlatıcı bir yayındı. Sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen bu videonun altında yorumlarınızı yazın. İlkay Buharalı YouTube kanalında. Videoyu like'lamayı, beğeniyorsanız kanala izlemişken abone olmayı unutmayın. Bunlar bir sonraki videolarda daha sağlıklı karşınızda olabilmemiz için son derece önemli. Ama en önemlisi de lütfen sorularınızı, yapıcı eleştirilerinizi, yorumlarınızı paylaşın. Peki, görüşmek üzere, hoşçakalın.